Libya söyleşilerinde konuğumuz yazar Saadettin Acar. hoş geldin Saadet hoş bulduk şimdi seninle Sezai Bey'i konuşalım Sezai Karakoç'u. vefat yıl dönümü Sezai Bey'in ve sevindirici bir şey var bu vefat yıl dönümünde sen daha yakından takip ediyorsundur çok sayıda anma programı var toplantı var üzerine insanlar konuşuyorlar konuşmak istiyorlar bu bana ilginç geliyor şöyle çünkü hani genelde vefattan hemen sonra bir şey olur. Bir rüzgar eser ama yıl dönümünde tekrar biraz daha fazla hatırlanması, daha sevinçle, coşkuyla böyle bu işlerin heyecanla yapılıyor olması çok sevindirici. Şimdi bunun üzerine düşünürken şöyle bir şey fark ettim ben. Sezai Bey'in bir hani mesafe şeyi var ya tavrı. Yani mesela şöhretle, işte diyelim ki siyasetle, Ankara'yla veya e, bazı işte kültür odaklarıyla diyelim arasına koyduğu çok bilinçli bir mesafe var. Ama mesela aynı mesafeyi onu sevenler okurları hissetmemişler. Değil mi? Öyle anlıyoruz. Yani e, mesafe koymuş ama okurlar e, ve sevenleri, takipçileri kendilerine bu mesafeyi koyduğunu düşünmemiş e, görünüyor. Ve herkes böyle yani Sezai Bey'i e, anıyor, seviyor, seviniyor. Ee, ne dersin bu konuda sen yakınında da bulundun ee, yani o yüz yüze temaslar kurduğun ilişkide kıymetli o oradaki belki o, orada e, e, kendi ofisine gelen, bürosuna gelen dergiye, yayın evine gelenlerle kurduğu ilişkideki mesafe üzerine de bir şey söylemek istersin mesafesizlik üzerine belki evet. böyle üstada Allah'tan rahmet dileyerek başlayalım mekanı cennet olsun üstadımız Sezai Karakurcu vefatın ee, üzerinden biraz daha belki ona dair onun fotoğrafına dair bıraktığı portreye dair gittikçe daha böyle e, bazı net cümleler kurabiliyoruz. Doğrusu hayattayken dediğiniz meseleler çoğu zaman dikkatimizi çekmiyordu açıkçası yani hem okuru olarak sevenleri olarak onun yanına bir şekilde gidip gelenler olarak ama bu mesele vefatından sonra biraz daha konuşulmaya e, başlandığı için e, mesafe, ciddiyet, ilkeler meselesi gittikçe daha belirginleşmeye başladı. Şöyle bir şey vardı aslında. Yani e, Sezai Karakoç hayattayken ona dair, şahsiyetine dair, yaşantısına, duruşuna dair çok az şey okurduk, okuyabilirdik. Onun o prensipleri etrafına da sirayet ederdi. Onun yakınında bulunan, onunla temas kuran insanlar da bir şekilde o hassasiyetlerine saygı duyarak üstadın, onun özeline dair, duruşuna dair, hayatına dair, kendisinin kendisi için belirlediği misyon içerisinde onunla temas kurarlardı. Çünkü kendisi bu noktalarda asla altını çizmez ve insanları eserine yönlendirirdi. Dolayısıyla insanların da onun hakkında konuşmasını, ona dair efsaneler olmasa bile gerçek hayatta karşılaştıkları meseleleri anlatmasını bile Üstadın güzel gözle hoş karşılamadığını bildikleri için doğrusu pek yazılıp çizilmiyordu ama vefatından sonra e, tabi bunlar artık bir emanet olarak çoğumuzun üzerinde ve bunlar ortaya dökülüyor yavaş yavaş yazılıyor çiziliyor İnşallah daha çok yazılır e, yani Umudumu e, buradan Evet e, e, Sezai Bey'in e, o ...mesafe meselesine dair çok farklı yerlerden duyduğumuz parçalar birleştirilince... ...evet ciddi anlamda bunun belki de çok önceden... ...belki de ta çocukluğunda sebebini arayabileceğimiz hatıralar üzerinden bunu anlıyoruz. Hı hı. Bir ilke üzerine hayatını inşa ediyor Sezai Karakoç. Yani bunlar böyle lalet tayin oluşmuş şeyler değil çok küçük yaşlardan itibaren Sezai Bey'in bir ilke insanı, bir ciddiyet üzere e, hatıralarında okuyoruz. Yani 8-10 yaşında bile bu ciddiyete sahip, asla laubalye, asla işte birilerine yanaşmaya, birilerinin gözüne girmeye, e, bir şeylere tamah etmeye, boyun eğmeye, hiç yanaşmayan bir karakter. E, Sanki burada... böyle aile, böyle, böyle hatıralarda biraz o konu benim zihnimde aydınlandı. Böyle ailesinden hani dedesinden falan. Hmm. Hatta böyle ailenin asker olmasını falan da birkaç yerde vurguluyor. Uzun uzun vurguluyor. Uzun var. uzun yani evet. ailemiz ya bizim yani askerlikti bizim şeyimiz, Tabii ideallerimiz. Ki. İşte e, yani şeyden itibaren, ta büyük dedelerden itibaren. Öyle. Kendi dedesinde de çok belirgin bir şey var. Esir düşüyor Ruslara vesaire. Babasının esareti var. 5 yıl evet. Askerlikten 55 ay askerlik yaptı evet. diyor. Dedesinin ee, bir orada e, dediğin anlamda hani ciddi bir kanaat önderi gibi aynı. ama aynı zamanda yürekli bir adam falan. Evet. Hani ben oraları görünce e, Sezai Bey'in bunu biraz böyle aileden de tevarüs ettiğini gördüm. Evet. Katılır mısın? Bilmiyorum. Muhakkak. Yani onu zaten görüyoruz. Zaten o iklim içinde yetiştiği iklim buna çok müsait ama tabii konjöktör de çok önemli. O dönem 1940'lardan söz ediyoruz neticede ve Aşağı yukarı e, orada da izlerini görüyoruz ne olup bittiğini. Tabii bu Sezai Karakoç'un hani hayata gözlerini açtığı dönemlerde o ailenin o gücü aslında kalmıyor. Baya epey maddi anlamda e, sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Babası bir türlü dikiş tutturamıyor, öyle anlatıyor. E, i̇ş güç noktasında zaten okul serüveninde de e, eğer parası yatılı olmazsa okuyamayacağını söylüyor. Yani o kadar zor durumda bir aile. Evet oradan da aslında tevarüs eden bir şey var ki daha sonra çok daha sonra babası İstanbul'a geldiğinde de o o kanaat önderi, o haksızlığa tahammül etmeyen tabiatını İstanbul'a da getirecektir. Ve burada onu çok fazla karşılığını bulamayacağı için tekrar e, geri dönecektir e, Ergani'ye. Oradan da kaynaklanan bir şey var ama Sezai Bey'in e, tabiatıyla da ilgili bir durum açıkçası. Yani onun hani e, karakteri Sezai Karakoç'un e, sanki bu ilkeler üzerine hep e, kendini konumlandırmış. Evet tevarüs eden bir taraf da var ama kendisinden kaynaklanan bir şey de var. Yani o karakterin e, inşasında ailenin rolünü elbette küçümseyemeyiz ama bana kalırsa Sezai Karakoç. Yani bu anlamda ta küçüklükten beri, ta çocukluktan beri bir ideal, bir dert, e, meselesi, müstahni duruş meselesi çocuklukta aynı. Sonra bütün bu bunları birleştirince işte biz mesela 70'lerinden sonra tanıdık üstadı. E, asla aralarında bir tezat görmedik. Aslında o çocukla 70 yaşındaki Sezai Karakoç aslında aynı ilkeleri hep benimsemiş. Hayatında hep bunları devam ettirmiş. Dümdüz bir çizgiden söz ediyoruz aslında böyle iç e, zikzak çizilmeyen dümdüz bir çizgi devam etmiş Mesela şey ya e, sen sık e, gittin, ziyaret ettin. Tabi büyük şans yani. Bu herkesin nasip evet. olmayan bir şey. Beraber de gittik. Beraber gitmişti. Ona onunla da bahsedeceğim de o bunda şöyle bir şey var. E, yani bu gitme, ziyaret etme, onunla görüşme, sohbetine katılma meselesinde Genelde senin de hissettiğin, duyduğun e, şeyler bunlar aslında. E, i̇nsanlar biraz da e, çekiniyorlar. Evet. E, yani bir tür şehir efsanesi de oluşmuş. Evet. E, yanına gitmeye, e, konuşmaya, sohbetinde bulunmaya da çekiniyor insanlar. Ama bazen de e, bu çekingenliği atarak gidenlerin aslında ya niye şimdiye kadar gitmedik dediklerini de duyduk. Evet. Sen ne dersin? Oradaki atmosfer, ortamda Sezai Bey nasıl bir e, biriydi? Nasıl görünüyordu? Bu mesafe meselesini de hesaba katarak neler söylersin? Ya aslında bu e, insanların onun ismine bakarak, Sezai Karakoç'un isminin büyüklüğüne bakarak bence kafalarında ürettikleri bir şeydi. Acaba o büyük adamla, büyük bir şair dahi filozof yani büyük bir düşünür yanına gittiğimizde nasıl karşılanırının bence insanların kafasında kurduğu bir şey. Ben doğrusu uzunca yıllar ziyaret ettim yani hani bunu bundan bir paya çıkarıp da e, gittiğim bir e, şeyini yapmak istemiyorum ama hiçbir insandan ben böyle bir şey görmedim. Sezai Karakoç'un yanına gidip de işte efendim ondan işte terslenme, hele böyle anlatılıyor, kovuldu, işte bilmem ne yaptı. Emin olun orada en olmadık sorulara da çok defa üstadın muhatap olduğunu gördük. Gençler geliyor, olmadık sorular, bir işte akranına bile soramayacağı ya da sorması gereken soruları gelip koca üstada bir dizenin hikayesini, bir şiirin, bir efsanenin izini yüzüne bakarak sorabiliyordu ve üstad gayet kibar bir şekilde kimisini işte bir şekilde... Cevaplıyordu. Kimisini başka yöne çekip onları ama e, üstadım böyle kızıp insanlara ters davrandığı, nezakete riayet etmediği neredeyse hiçbir durum görmedim doğrusu. Üstad e, bunu zaman zaman bu gündeme gelirdi doğrusu. Bunu birilerinin bilinçli olarak ürettiğini düşünürdü açıkçası. Yani gençlerin ilgisini azaltmak, insanların gelip gidişini ona e, işte efendim bakışını başka yere çevirmek için birilerinin bu hikayeleri, bu efsaneleri, şehir efsanelerini ürettiğini, büyüttüğünü dolayısıyla insanların ona gidip gelmesinin bir önünü kapatmaya teşebbüs ettiğini düşünürdü. Bu çok uzak bir ihtimal değil tabii yani elbette ama vaka da üstadı destekliyor çünkü emin olun ben 90'ların sonundan itibaren üstadı vefatına kadar bir şekilde belirli aralıklarla gördüm, ziyaret ettim. Yani bir kere bile hani denk gelmez misiniz? Bir kere bile bir insana bir ters davrandığını bir efendim vesaire. Ha burada o ziyaretlerde o yanına gidip gelişlerde şunu görüyordunuz yani. Evet güçle bir mesafesi var. Evet parayla bir mesafesi var. Evet dünyalık adamlarla dünya makam sahipleriyle üstadın asla e, kibirli diyemeyeceğimiz tok bir duruşu vardı. Yani bunlara tenezzül etmezdi, buralara gidip yerlerde görünme, birilerinin gözüne girme, ben buradayım deme ihtiyacı asla hissetmezdi. Evet ama bunu yani bu duruşu okurla ya da onu sevenlerle kurduğuna dair en ufak bir emareye doğrusu ben hiç rastlamadım yani. Bu son e, e, benim son görüşümdü, son ziyaretimdi. Beraber gittiğimiz evet. e, yayın evinin Fındık Sade'de değil Fındıkzade'de mi orası? Fındık evet. Oradaki şeyinde. Mesela e, orada e, benim en dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi e, hafızasının yani yaşına rağmen hafızasının o e, canlılığıydı. Ama e, askerdeki bir anısını anlatıyordu. Değil kömür mi gelmiş, kömür mü taşınıyor? Bak ben bile şu anda o anlattığını tam hatırlayamıyorum. Kömürle alakalı bir şeydi herhalde. herhalde. Ve onun işte kömür yığınının tonajının nasıl hesaplandığına dair bir yöntemden de bahsetti falan. Başka şeylerden de bahsetti ama mesela askerlik anısının bu kadar canlı, bazı isimleri, işte o işte ağrılı bir arkadaş vardı falan diyerek anlatması çok ilginçti. Ee, hatıralar şimdi yayınlandı. Ee, güzel de oldu bu yıl dönümüne Fatih yıl dönümüne yetişmiş oldu. İki cilt, epey hacimli dergide kalmıştı. İnsanlar yani bir kısmı dergilerden okumuştu. Ben şey biliyorum bunun böyle fotokopi çekip taratıp bunu böyle e, PDF haline getirip saklayanları falan da biliyorum. Ama şimdi e, onlar bizim kuşağımız. Şimdi genç arkadaşlar için e, onlara erişim imkanı da yok. Çok kıymetli bir toplam çıktı ortaya. İki cilt. Ben henüz e, okuyorum. Sen okuyabildin herhalde. Evet okudum, okudum. Nedir ilk izlenimin nedir? Bu iki cilt yani hakikaten e, insan bitsin de istemez. <gülüyor> <gülüyor> yani iki cilt evet. e, e, çok hacimli duruyor ama bir yandan da çok akıyor ve ben hakikaten şimdi e, bitsin de istemiyorum okurken. Senin böyle ilk izlenimin nedir? Ya ee, çok şeyler söyleyebiliriz hatıralara dair tabi. Yani evet. Oradaki portreyle izledim derken aslında biraz bunu merak evet, evet. ediyorum. Oradaki portreyle çocuk Sezai Karakoç'la evet. işte 90'lı yıllardaki tanıdığım evet. Sezai, 2000'lerdeki Sezai Karakoç arasındaki yakınlık, uzaklık, evet. benzerlik biraz da bu yani. İşte tam yani çok örtüştüğünü biraz önce çok örtüşüyor, gerçekten çok örtüşüyor. Benim ilk izlenimim hani onu Asbel kader bir şeref olarak ifade edeyim, tanımış olan biri olarak bir şekilde onunla ziyaret etmiş bir insan olarak söyleyeyim ee, yani yazılanların çok samimi bir kere baştan sona bir samimiyet asla bir rol yapmayan asla fotoğrafı başka şekilde göstermeye çalışmayan asla bir bir şey o metinlere bakarken evet Sezai Karakoç tam olarak buydu gerçekten buydu ve bana kalırsa kendisini çok gizlemeye de çalışmış. Hatıralarda, hatıralarda evet, mı? Evet hatıralarda. Neyi gizlemiş mesela? Kendisini, şahsiyetini Hı, yine şahsiyetini. bütün o e, karakterine uygun bir biçimde Sezai Karakoç burada bile kendisini ön plana çıkarmamaya çalışmış. Evet ilginç. <laughs> mi? Sen bunu söyleyince fark ettim. Duygulardan çok bahsetmiyor mesela. Evet. Yani kır, kırılıyor belli. Ama mesela bazen yöneticilerle, müdürlerle falan ortaokul lisedeyken evet. yaşadığı yanlış anlaşılmalar var. Mesela <laughs> yanlış anl anlıyor şey. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Öğretmen evet. yanlış anlıyor. Müdür yanlış anlıyor onu. Evet. Ee, zengin zannediyor ailesini ayakkabı ver, verdikten sonra biraz yani e, zengin olduğu halde ayakkabı mı al, alıyor falan yani oradaki parası yatırılara dağıtılan ayakkabıdan falan aslında zengin değil ailesi bayağı yoksul o durumda. O zarf zenginlik döneminden kal kalma bir zarf olduğu <laughs> için öyle zannediyor müdür. Mesela bunu düzeltmiyor evet. ama orada e, bir başkası olsa evet. bir roman tadında iki sayfa boyunca duygularının Hani o 13 yaşındaki bir parası yatılı çocuğun, memleketinden uzak bir çocuğun e, duygularını deşer değil mi? Doğru. O bir, e, nasıl kendisinde bir travmatik sonuca yol açtığını, travmada çok meşhur bir kelime artık e, maymuncuk gibi her <laughs> yerde kullanıyoruz. Sonuca yol açtığını anlatır ama mesela dikkatimi çekiyor. Diyor ki düzeltmek ihtiyacı hissetmedim. Birçok yerde öyle bırakıyor. Çok Hatıralar fazla, boyunca evet. göreceksin. Evet. Birçok yerde Necip Fazıl Üstat diyor beni şöyle anladı ama öyle değildi ama söylemedim. <laughs> Düzeltme ihtiyacı hissetmiyorum. Falanca öğretmenim falanca iş hayatındaki falanca mesele. Ben şöyle görüyorum doğrusu. Tam da karakterine uygun dediğim şey bu. Üstat hiçbir zaman yani onurundan, şerefinden asla taviz vermiyor. Duruşunu hep koruyor. Ama asla kendisini ön plana çıkarmak için de bir gayret içerisine girmiyor. Bu hatıralarında çok belirgin. Dolayısıyla hatıralar boyunca toplamda bittiğinde şöyle aslında Üstad bir yakın dönem okuması yapıyor. Türkiye'nin yakın dönemi, Cumhuriyet dönemini ve babalarını atalarını eğer e, onları da sayacaksak Osman Rus Harbi'nden başlayarak belki. Birinci Dünya Savaşı dönemini, e, işte Efendim e, tek parti dönemini, sonra çok partili sistemi. Ermeni meselesi var burada birçok meseleyi orada hallediyor aslında. 6-7 olay, evli olaylar meselesine. Şey Sait isyanı. Şey Sait isyanına, tek parti dönemi Menderes meselesine uzun uzun hatta yer yer bir hatırada bu kadar yer verilir mi dedirtecek kadar o dönemin partilerini, şahsiyetlerini ondan sonra aktörlerini teşrih masasına yatırıyor. Ve burada ben Sezai Bey'in kendisini hep gizlediğini, ya da karakterinin bir sonucu olarak kendisini hiç ön plana çıkarmadan dönemi, şartları, olayları, meseleleri okumaya çalıştığını görüyoruz. Aslında hani hatıraların girişinde de ve ileride de birçok yerde bunu anlatıyor. E, hatıralarını yazma gerekçesi olarak da kendimi anlatayım, yaşadıklarımı anlatayım değil. Benimle ilgili diyor o kadar çok efsane, o kadar çok yalan dolan haber çıktı ki, ve ben de bir prensip olarak bunlara cevap vermeyi hiç bir zaman düşünmediğim için ta 1958'lerde belki konuşuruz o Elif Cansever. sever işte bir materyalist şiir meselesinden dolayı orada uzun bir tartışmalar oluyor ve orada bir karar verdim diyor. Polemiğe girmeyeceğim ve hiç kimseye cevap vermeyeceğim diyor. Ve 1958 yılından itibaren 1959'lardan itibaren 60'lardan diyelim vefatına kadar Sezai Bey hiç kendi lehinde, aleyhinde e, doğru yanlış hiçbir polemiğin içerisine girmiyor, hiçbir aleyhindeki hiçbir şeye cevap vermiyor. E, ben de diyor böyle bir vazife de doğrusu buradan e, hissettim. Yani bu böyle kalacak. Ben anlatmazsam yazdığım bir şehir üzerine bir efsane üretiliyor. E, i̇çinde olmadığını tartışmalar üzerinden işte bir şeyler üretiliyor. Ben bunlara cevap da vermiyorum. En doğrusu ben hatıralarımı yayınlayayım ve hatıralarımı da şuna buna cevap vermek şeklinde değil, olanları bütün gerçekliğiyle anlatayım. Dolayısıyla zımnen de bu cevap vermiş olurum. Cevap vermiş olurum. Ortalıktaki yalan olanları da düzeltmiş olurum diyor. Ve çok enteresandır. Birçok yerde bunu yazmanın kendisine büyük bir eziyet verdiğini evet. söylüyor. Bir yerde şunu söylüyor. Ömrümde bu kadar bana eziyet veren, bu kadar zorlandığım başka bir yazı olmadı diyor. Niye? Çünkü Çünkü isimler geçiyor. Çünkü hakikati yalınlığıyla söylemek zorunda. Çünkü hakkın hatrını ali tutmam gerekir diyor. Evet, falanca benim dostumdu. Cemal Süreya benim dostumdu. Ama şunu söylemem lazım. İşte Şevket İge ile diyelim ki rahmetli e, anlatıyor. Evet diyor ama bunu da söylemem lazım diyor. Yani doğruyu, hakikati benim ortaya koyabilmem lazım. E, bu da ona acı veriyor doğrusu. Evet. O hakikati evet. bütün yalınlığıyla zaman zaman bazı fotoğrafları ters yüz etmesiyle, zaman zaman bazı bilindik kalıpları e, bozmasıyla bunu yapıyor. ve Doğrusu onun şehadetine ben çok itimat ediyorum. E, yazdıklarının, e, Sezai Bey'in, Üstad'ın yazdıklarının Kendisini işte bir nefsine, kendisine bir paya çıkarmak için değil. Ee, ama dediğim gibi kendisi ön planda değildir. Sanki bir Türkiye'yi, yakın dönem, e, yakın tarihimizi anlatıyor. Ve bu yakın dönem içerisinde ben neredeydiğimi de yer yer göstermiş oluyor. Göstermiş oluyor. Şey e, Benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şu oldu hatıralarda. Şimdi öyle ya da böyle e, bir... Şair bir yazar kendisinden bahsederken bir tür şair yazar mitosu da oluşturur. Evet. Yani e, şimdi Sezai Bey ölçeğinde bir e, şiir dehası e, deha ile delilik birbirine böyle yakın da durduğu için e, çılgınlık diyelim veya e, bu hikayenin içinde biz bazı çılgınlıklar e, yaramaz bir çocukluk eli avuca gelmeyen bir çocukluk e, işte bu mitosu besleyen bazı e, aykırılıklar, marjinallikler bekliyoruz ama... O izleri arıyoruz. Aa insan <laughs> öyle bir görmek istiyor. Satır ist aralarında. Yani görmek istiyor yani o ufak ufak <laughs> bir şair yazar mitosunun büyütüldüğünü ya da icat edildiğini görmek iyi bekliyor en azından. Ama gördüğümüz kadarıyla hatıralarda Sezai Bey bu mitosu e, hiç büyütmüyor. <laughs> hiç buraya temas etmiyor. Şairlik, yazarlık hatta neredeyse edebiyat diyeceğim. Belki ben oraya kadar gelmediğim için o kısımları henüz okumadığım için bilmiyorumdur. Ama ben hani birinci ciltten bahsediyorum. Birinci cildin ilk kısımlarından. Yani neredeyse edebiyat bile onun için böyle biraz arızi ve tali bir şeymiş gibi duruyor. Acaba hatıraların tamamına bakınca nasıl görünüyor? Doğru. Yani bu gittikçe bu tezi özellikle en olgunluk döneminde eserinin yazdıklarının Türkiye'de konuşulduğu dönemde bile kendisinin bu konulara girmediğini ve bu konuların tam da dediğin gibi arizi bir araç büyük meselesinin birer enstrüman olarak yer yer değinip geçtiğini görüyorsunuz bu benim de dikkatimi çekti doğrusu hatta okurken biraz da o yani işte bir Şairin bir mütefekkirin hayatını okurken şiirinin ya da tefekkürünün ya da bunlara yataklık eden, bunlara malzeme olan o dünyayı da tanımak istiyorsunuz. Aslında bu anlamda Sezai Karakoç'un yazarlığının, şairliğinin efendim beslendiği yerleri görmek, evet. Farklı ve derin bir bakışla satır aralarında ve toptan bakınca görüyorsunuz ama Sezai Bey'in bunlara özel olarak bir işaret ettiğini hiç görmedim. Hatta şairlik ve yazarlık tarafına çok az vurgu yaptığını da gördüm. Hatta bu gittikçe daha da belirginleşiyor. Doğrusu ben şöyle bu hatıraların bana yani, fotoğrafını çekelim ve bir adını koyalım. Burada kim anlatılıyor? dendiğinde e, inanmış bir adamın e, hatıraları. Bir davası olan tam, tam da hani dava adamı ifadesi biraz şey olduğu için böyle kullanmaktan ikna ettim ama tam bir dava adamı inanmış meselesi olan derdi olan bir adamın hatıraları. Bu derdi için bu adam bu şahsiyet şiiri de yazıyı da mücadeleyi de eğitimi de her şeyi de kullanmaya da feda etmeye de hazır bunların hiçbirisi onun için vazgeçilmez değil. Okulu da asabilir, şiiri de bırakabilir, yazı yazmayabilir de hatta. Ama inandığı büyük bir dava var ve şuna da inanıyor. Evet yazı, edebiyat ondan sonra bu davaya hizmet ediyor bugün. Ben de bu noktalarda Allah bana bir yetenek vermiş. Dolayısıyla eğer yazarlığına, şairliğine bir vurgu yapmışsa da yine o davasına o inancına hizmet ettiği boyutuyla hmm. ve miktarıyla onlara dönüp baktığını yoksa bizim işte zihnimizdeki büyük Sezai Karakoç, büyük şair, büyük mütefekir e, tarafıyla değil. Hayır. Müslüman Sezai Karakoç davasına inanmış, büyük idealleri olan, büyük bir İslam birliği ülküsü olan ondan sonra işte büyük bir Türkiye ideali olan bir Sezai Karakoç burada şiirde, edebiyatta, yazıda, tefekkürde tümü bunun birer enstrümanı hatta göreceksin yani bütün şiir üretimim şöyle olmuştur diyor. Adeta ben hep kaçmışımdır. Şiir beni kovalamıştır. Yani şimdi sen de şairsin. Şair dostlarımız da var. Arkadaşlarımız da var. Biz daha çok şiiri çalışılan, üzerine emek verilen, uzun zaman işte elde tutulan, bazen yıllarca bırakılıp tekrar dönülen bir şey olarak. Ama hatıralarda Sezai Karakoç'un en azından işaret ettiği kadarını söyleyelim. Bir kere de gelip geçiyor şiirleri. Kimisini dönüp tahsiye etme gereğini bile duymuyor. Adeta ben kaçmışım şiir beni kovalamıştır. Ee, belki söylemiyor ama çoğu ilham. Hızırla 40 saat meselesi öyle. Gittim adeta bir saanak gibi geliyordu diyor. vardı mı şeyde hatırlarlar. hatıralarda evet. Bu, e, Sarayburnu tarafından mıydı bahsettiği e, yani? yer? Şeyde Kum Kapının oralarda, işte bir denize yakın bir yerde tam 40 gün ve her gün yaklaşık bir saat çalışmış e, olmalıyım diyor. 40 saatte 40 hazırla 40 saati yazdım diyor. Her birisine bir saat ayırdım. E, burada mı ya da daha sonra kendisinden mi duyduk? Hiç çoğunu da tahsih etme ya da işte şurasını şöyle düzeltme gereği duymadık. Hatta zannedersem Taha'nın kitabında bir şeydi. Ee, Mustafa Kirenci abi anlatmıştı. Ee, şiiri verdi. Şimdi Mustafa abi söyledi de ismini, o bölümler adını söyledi, unuttum. Buradan bir harf bile çıkamaz demiş. O kadar olmuş bir şiirdir demiş. Bir seferde mi yazdı? Bir seferde muhtemelen yazdı. Bir harf bile çıkamaz, şiir çöker demiş. <laughs> Öyle bir şey de var. Dolayısıyla evet yani e, bu... Mesela tanıdığımızda da Sezai Karakoç'un hayatında doğrusu şiirin, yazının, edebiyatın hatta yazarlığın böyle çok merkezi, hayati sohbetlerde falan. Evet. Davası vardı ya Sezai Karakoç. Şey bu dediğin şey herhalde en vurgulu biçimde Necip Fazıl'la ilişkisinde görebiliriz evet. değil mi? Evet. Biraz ona girsek. Evet. Yani vazgeçebilir gibi bir cümle kullandın demin. Hani gerekirse şiirden, Her edebiyattan da vazgeçebilir Her gibi bir cümle hayatından. kullandın. hayatından. Ha, vazgeçebilir dedim. Sanki bu hani Necip Fazıl'la ilişkisine ne, baktığımız zaman neyi kastettiğimizi biraz daha iyi anlıyoruz herhalde. Bundan evet. bahsetsek biraz. Ya benim en çok şaşırdığım ve hani zihnimdeki Sezai Karakoç portresine dair yeniden bir değerlendirme yapmamı gerektiren şey doğrusu Üstad Sezai Karakoç'la ilişkisi oldu. Yani elbette biliyoruz Sezai Karakoç'un. Necip Fazıl'la ilişkisi oldu. Necip Fazıl'la ilişkisi oldu eyvallah elbette yani Necip Fazıl ne kadar sevdiğini, hürmet ettiğini hayatında da görürdük. Hayatta ismini anmayıp çoğu zaman üstad diye andığı tek adamdı yani çok muhabbeti vardı vesaire. Yalnız hani Necip Fazıl üstadımızı da okuduk. Sezai Bey'i de okuyoruz. Sezai Bey'in Sezai Bey de bizi Necip Fazıl'a götürecek ne şiirde ne de fikirde çok fazla bir malzeme bulamıyorum. Kendim öyle yani yanlışta da eksik de okumayı doğru, yapabiliyorum. Doğru, evet. Necip Fazıl, Sezai Karakoç kendisi olan bir adamdır. E, dolayısıyla e, bu etkiyi kendi içerisinde eritip yeniden üretebilmiş bir adamdır belli ki. E, bundan dolayı da onu mesela e, bir geleneğe yaslarken, evet Necip Fazıl üzerinden, e, Mehmet Akif üzerinden vesaire onu büyük geleneğimize bağlıyoruz, doğru. Ama doğrusu ben bunun bu kadar derin bir etki olduğunu bilmi bilmiyordum. Yani açıkçası 1946'lardan itibaren işte Büyük Doğu'nun Kahramanmaraş'tayken Büyük Doğu'nun çıkış haberini alıyor. Ortaokuldayken. Ortaokuldayken bir Nar Beyza gibi işte evet. <laughs> falan diyor ifadelerle. Ondan sonra 1946'dan itibaren yani benim görebildiğim ki birkaç yıl sonra Üstad'la karşılaşacaktır. Ondan sonra yani yani bir milattır görebildiğimiz ve hatıralarında da bu artık çok belirgin bir şekilde bir Necip Fazıl hatta oradaki Necip Fazıl Üstad'la ilgili olan bölümleri çıkarırsak müstakil bir kitap olur. Müstakil bir yani şöyle Sezai Karakoç'un gözünde Necip Fazıl diye hmm. sadece hatıralardaki bölümleri çıkarsak yani tahminime göre bir 150 sayfalık bir kitap çıkar orada. O kadar. Hayatının geri kalan yani ondan ki bu hatıraları 88'de yazmaya başlıyor. İşte 92'ye kadar devam ediyor. Yani üstad aşağı yukarı 60 yaşındadır. Necip Fazıl'ın vefatından da Do herhalde 2 yıl mı geçmiş? 83. 83 yani 3-5 evet. Üç, evet üç, yani 5-6 yıl sonra e, yazmaya, başlıyor. Yazmaya başlıyor. E, dolayısıyla şöyle yani biz bu hatıraları 60 yaşındaki Sezai Karakoç'un kaleminden okuyoruz. Ve şunu da hani söyleyeyim o hafızasının ne kadar güçlü olduğuna dair dedin ya e, günlük tuttuğuna dair de bir şey bilmiyoruz hmm. oturmuş ve bunları yazmış bu kadar detaylı bu kadar düşün o çocukluktaki efsane şöyle bir hikaye dolaşıyordu diyor Ergani'de işte e, işte Zülküf e, Peygamberle ilgili ya da oradaki bazı halk değişlerini falan en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Şiirleri hatırlıyor. Babasının Şi... okuduğu şiirler, güzeller evet. hatırlıyor. Dizeler hatırlıyor. Necip Fazıl doğrusu yani beklediğimden ve tahmin ettiğimden Necip Sezai Bey'i tanıdığını düşünüyordum. Ee, çok daha derin, çok daha büyük bir etkisi vardır e, Sezai Karakoç'un üzerinde. Ruh dünyasının şekillenmesinde o gelenekten aldığı, tevarüs ettiği o bütün o birikimini Üstad Necip Fazıl'la tanıştıktan sonra başka bir şeye bürünüyor, dönüşüyor aslında. Bir İslami bilinç, bir şuur, işte belki daha yerelde kalan o bilincin daha ümmet seviyesine çıkması, daha devlet ve seviyesine çıkması, belki bugünden bakınca İslamcılık diye tanımlayabileceğimizin ve Üstad'ın kendi içinden yeniden ürettiği o İslamcılık anlayışının e, şekillenmesi aslında Necip Fazıl'la tanışması belki tam olarak böyle ifade edilebilir. Yani İslamcılık diye tırnak içerisinde kullanıyoruz. Anlayışını eğer Sezai Karakoç'un konuşacaksak bunun başlangıcı e, Necip Fazıl'dır. Rahmetli. Necip Fazıl'ın karşısında yanında ee, yine de kendisini biraz perdelediğini, değil mi? Hep Yeteneklerini biraz, göstermediğini de. Biraz değil. Yani. Nasıldı o? Yani ben o kısmı çok daha okuyamadım. Yani Hı. Çok enteresan. Uzun uzun yıllar e, Necip Fazıl Üstad e, ve gidip geliyor mahkemelerine gidiyor okulu asma pahasına. B Büyük Doğuya yardımcı oluyor. Büyük doğuya gidiyor işte Büyük Doğu İstanbul'da Üstad Ankara'da okul döneminde geliyor beklediyor 15 gün bir hafta bekliyor. Sınavları var, gidemiyor falan. Bu kadar bağlı yani. Hatta girişi vardır Büyük Doğuya. Selam diye herkesin diyor... Büyük Doğu selam böyledir yani <laughs> selam size diye. Sonra kimse'nin buna karşılık vermediğini görüyor falan orada bir şok geçiriyor. yani Herkesin böyle bir o Büyük Doğu idealine uygun olarak falan. Neyse ee, yani e, Necip Fazıl'la o ilişkisi. O efendim e, bağlılığı, o efendim yanına e, gidip gelmelerinde e, bir şair şiirleri yayınlanmıştır. Mona çok erken dönemde yayın yazmıştır. Ama sonrasında da zannedersem e, şah, Körfez, şahdamar Sesler döneminde de e, çok Necip Fazıl, Sezai Karakoç diye bir şairin farkında değildir. Yani şimdi bu şöyle bir... Atmışlar. Şöyle birinden bahsediyoruz. Şimdi ikinci yeni diye bir şiiri inşa eden birkaç kişiden bir tanesi. Hatta evet. bazı araştırmacılara göre başlatan kimsedir. Evet. Sezai Bey yani. Evet. E, hani Cemal evet. Süreya e, işte evet. e, Sezai Karakoç yanına bir kişi daha koyalım. Ece Ayhan'ı falan koyalım yani. Ki diyor ki Cemale ben şiir, benim zorumla şiir yazdı <laughs> diyor zaten. <laughs> yani buna rağmen e, bazı bilmiyor kiminle karşı karşıya olduğunu. Ya da göstermiyor. Belki de üstadın e, tavrı budur. Bilmiyorum. Orada öyle. Ama şöyle yani mesela 1958 59larda Pazar Postası'nda bu ikinci yeni, yeni deve dişi gibi bütün adamlarıyla büyük tartışmalar da yaşamış bir taraftan. Evet. Türkiye'nin edebiyat e, işte şiir e, çevrelerinin aylarca konuştuğu büyük bir tartışma da olmuş ama buna rağmen e, e, şey Sezai e, Necip Fazıl'ın e, işte bunun ya farkında olmadığı ya da efendim e, belki de farkında olup da söylemediği ya da büyük meseleleri var gerçekten Necip Fazıl'ın. Büyük davaları, büyük koşturmaları, büyük dertleri var. Allah rahmet eylesin. Onların meşguliyeti vesaire diyelim. Ama dediğin gibi yani Sezai Karakoç'ta ya, o benim. Hatta Ortaokuldayken şeyle katılıyor Büyük Doğu Şiir Yarışması düzenliyor. O da kendisini denemek için Mehmet Leventoğlu müstehariyle bir şiir gönderiyor. Sonra Büyük Doğu'da yayınlanıyor 300 şiir içerisinden birinci seçilerek yayınlanmıştır diyor. Mesela ömür boyu onun ben olduğumu söylemedim diyor. Hiç haberi bile olmadı Mehmet Leventoğlu benim İlk ilk yayınlanan şiirim de odur diyor vesaire. Necip Fazıl 300 şiir içerisinde bunu seçerek Büyük Doğu'da yayınlıyor. Kendimi denemek için diyor. Dolayısıyla bu Sezai Bey'in genel karakterinden, genel hani tanıdığınızda onu öyle görürdünüz zaten. Sokakta yürüdüğünde ya ben Sezai Karakoç'um falan deme gereği duymuyordu. duymuyordu. Zaten insanlar da ona o muameleyi yapmıyorlardı. Biraz önce beslenme kaynaklarından falan bahsettin. Şöyle bir cümleyle geçti. E, tamam siz Necip Fazıl'ın üzerindeki etkisini anlıyoruz. Yani ona bir şok edecek kadar anlıyoruz. Şok edecek Onu kadar. Yani. Evet evet. Çünkü bitmiyor. Hani abi şöyle Ö ömür sonuna kadar. Yani bu hatıralar yazdığında... hala bu etki üzerinde sıcak. Ve daha sonra da yani ziyaret ettiğimizde de ...Üstad Necip Fazıl Bey derken böyle büyük bir muhabbet. Çok büyük bir muhabbet. Yani bir hürmet. Oradaki, ondaki ona bir istikamet veren, ondaki bütün belki hani memleket, toprak, ordu, vatan, din din İnanç, mağduriyet, mazlumlar falan meselesini toparlayan bir, kesinlikle bir tamam. istikamet veren bir bağlam, bir yöntem, bir uslup veriyor ona. Çok güzel. Başka neler var? Çok güzel. Yani beslenme kaynakları derken nelere bakalım? Yani sadece Necip Fazıl bir başla başına bir kaynak ama başka neler yapmış, nasıl yetiştirmiş kendisini? Yani Ergani'de, evet. ne bileyim işte Gaziantep'te, Maraş'ta, lise yıllarında. O da çok enteresan bir çaba çünkü yani. Evet. Ya insan üstü bir çaba diyebiliriz gerçekten. Yani insan hani böyle Sezai Karakoç evet konuşurken büyük bir yetenek olduğu, deha derecesinde bir yetenek olduğu tartışma götürmez. Gerçekten ee, Sezai Karakoç öyle bir adamdır. Ama o deha bir taraftan da işleniyor. Yani şöyle tanımlayıp kendimce büyük bir deha ve çok çalışkan. Çok çalışkan evet. Çok çalışkan. Her Atiller anlamda, falan her zaman çalışıyor. Her anlamda çalışkan. Yani e, çok okuyor, derslerine çok çalışıyor. Mesela dil öğreniyor. Diller. Diller öğreniyor. Farsça, sonra sonrasında Fransızcayı kendi, kendi, kendi çabasıyla. Kendi çabasıyla. Kendi çabasıyla öğrenecek. Ondan sonra e, Yazları gidecek işte efendim ta ilk ok, ortaokul, ok, liseden itibaren işte şantiyelerde, şurada, burada bir taraftan ailesine yük olmamak ya da onlara bir katkıda bulunmak için bir taraftan çalışacak. Ondan sonra yoğun olarak hani bir şeyi kafasına koyduğu an onunla uğraşacak. İşte şu ders zordur demek yetiyor onun için işte ona uğraşıp o dersi geçecek vesaire. Dolayısıyla... Sadece deha ile, sadece yetenekle açıklayamayız Sezai Karakoç'u. Bir de çalışkan. Şimdi anlatırken onu okuyoruz. Anlatırdı da zaten üstad. Hani o çocukluğundaki Ergani'de o dönemlerde e, kaynak bulmak, okuyacak kitap bulmak büyük meseleydi. Çok zordu. Dolayısıyla orada ne bulmuşsa okumuş zaten. Sağdan soldan kitapçılardan, dostlardan, tanıdıklardan. Ee, ama işte ilkokul döneminde vesaire bunlar çok sınırlı kalıyor. Sonra ortaokulda işte mesela Mesnevi'yi okudum diyor. Buluyor. ve Mesnevi anlayacak kadar okudum diyor. Ortaokulda da orta 12-13 orta. yaşındayken Pend... parçayı kendi kendine geliştirmiş. Evet, Pentname'yi okudum diyor ve anladım diyor. Batı klasiklerinden Balzac vesaireyle karşılaşıyor, onları alıyor okumaya başlıyor. Ondan sonra Fransızca'yı kendi kendine mi öğreniyordu? Sonra Fransızca'yı kendi kendine öğrenecek. Lise yıllarında mı? Lise, liseden evet lisede başlayacak Üniversitede tam anlamıyla artık Öğrenciyken çeviri yapabilecek kadar Tabii Fransızca şiir parçaları yazmıştır Evet şeyde galiba hazırla 40 saat. bir Fransızca bölümle, bölümler vardır Böyle geldi böyle yazdım demişti yani Daha sonra galiba tercüme etti bir yerde değil mi onu? Yani Aşağı evet. yukarı tercümesi şöyle olmalı diye Dolayısıyla bir Çok çalışkan Çok gayretli Çok okuyor ama yetiştiği iklimde hani ben üstattan işte diyelim ki 60 yıl sonra 50 yıl sonra aynı topraklarda ben de çocuktum. Benim dönemimde de aynı şey vardı. Yani benim köyümde, Mardinliyim. Bizim köye işte babamdan dolayı belki işte bir kitaba ulaşmak, bir Türkçe kitap bulabilmek, bir metne ulaşabilmek neredeyse imkansız. Yoktu yani hele aileden böyle bir kültür yoksa, bir eğitim vesaire şeyi de yoksa. Dolayısıyla hani onun hele şimdi kırkları düşünüyorum, 1940'lar. Hele bunlar eğer İslami içerikli, dini, muhtevalı metinler olacaksa bunlar zaten neredeyse kaçak, neredeyse efendim büyük suç olarak algılanıyor. Dolayısıyla o okuma aşkını uzun süre dindirmek için gece gündüz nerede ne bulduysa okuduğunu görüyoruz. Ortaokul, Maraş, Lise, Gaziantep. Gaziantep'te biraz daha e, kitaplarla vesaire tanışıyor, görüyor. E, oralardan da besleniyor. Şimdi birincisi bu. Bu okumaları beslenme kaynağı er diyeceksek bu okumaları. Bunlar da küçümsenemeyecek kadar önemli okumalar. Yani bunların bir kısmı ben hatta unuttum getirmeyi de ilk ortaokul ve lisedeki okuduğu kitapların listesini çıkardım okurken hmm. hatıraları. Neler okumuş diye. Bir kısmını hala bugün okumuş değilim yani ben o kadar. Bir, bence beslenme kaynaklarından birincisi bu abi. İkincisi de o sözünü ettiğimiz halk irfanı diyebileceğimiz. E, Erganiden, oralarda o işte efendim masallar, hikayeler, e, ondan sonra e, o, köy odalarında ya da şehir odalarında insanların oturup anlattıklarına, kulak kabartmalar çünkü bunları unutmamış. Annesinin, babasının, amcasının çok pehlivan bir amcası var. Evet. O onların anlattıkları, sağda solda dinledikleri, işte Allah dostu diye tanımlayabileceğimiz birkaç adamla ta, e, karşılaşması, onlardan duydukları bir beslenme kaynakları, daha ergani, dağdan çok etkileniyor uzun süre dağlara bakıyor O makamda kitabı zaten şey değil evet. mi zülküf dağ evet, zülküf da o makamla alakalı ondan sonra efendim bütün bunlardan etkileniyor bir de hani şunu görüyoruz gözlem yapıyor tefekkür ediyor çok düşünüyor uzun süre düşünüyor işte bir dağ anlamlar yüklüyor gökyüzüne bakıp onu anlıyorsunuz. Evet beslenme kaynaklarından birisi de çevreyle, dünyayla, tabiatla kurduğu bu ilişki çok iyi gözlemliyor. bunlara kendince ki o tasvirlerinden onu anlıyoruz. Yani unutmamış madeni anlatıyor, elazı anlatıyor, işte Eyl'i anlatıyor, işte Ergani'yi anlatıyor ve böyle inanılmaz bir ustalıkla resmediyor e, gerçi. Dolayısıyla bana kalırsa beslenme kaynaklarından birisi de bu yani. Biraz folklor diyebileceğimiz, biraz halk e, söylenceleri, masallar, hikayeler diyebileceğimiz, biraz aileden tevarüs eden o e, gelenek, o irfani gelenek, belli. Evet. Belli, ki, belli ki irfani bir gelenek. Anne tarafı özellikle Anne çok tarafı özel yani. yani. Evet, bütün bunlar işte Sezai Bey de bunları kendi içerisinde, harmanlayabiliyor. Evet. Bence başarı o abi. Evet. Sonra Necip Fazıl'la tanışınca aslında biraz bunlar yerli yerine otur. Evet, bir bi biçimleniyor değil evet. mi? Şekilleniyor. Evet. Şimdi vaktimiz az kalmış ama şöyle bir şey sorsam hani e, bitirmeden bir kabaca bir giriş listesi oluşturabilsek. Yani Sezai Bey'i hani okumak istiyorum. E, 20 yaşındayım, 18 yaşındayım. Programı izledim, e, merak ettim. Nereden başlayayım diye soruyorum mesela. <laughs> e, böyle bir 5-6 kitap saysak nereden bir giriş yapılır Sezai Bey'e? Ya sen olmasan rahat anlatacağım da Hayır, hayır. sana. Hayır hayır, beraber ben de şimdi <laughs> sen Sezai Karakoç'u yıllardır e, uğraşıyorsun, bunlar. mesai veriyorsun. Ya ben Üstadın bütün kitaplarını önemsiyorum doğrusu ama böyle hani nereden başlayalım dendiğinde ben birincisi itik cenneti çok önemsiyorum. Hem üslup olarak da Sezai Karakoç'a giriş diyebileceğimiz Sezai Karakoç'un kavramlarına, dünyasına hayata bakışına, gelenekle kurduğu temasına, dinle kurduğu temasına, üslubuna dair bize Yitik e, Cennet e, çok iyi bir fikir verir. Yani bana kalırsa iki kitabı Sezai Karakoç'un iki kitabını ben böyle fikir kitaplarından Sezai Karakoç'u tam olarak temsil ettiğini düşünüyorum. Birisi Yitik Cennet'tir. Evet. Bütün Sezai Karakoç fotoğrafını hani hepsini okuyup üzerine yazılanları da hepsini üst üstüne koyduğumuzda eee Yitik Cennet'teki Sezai Karakoç, ortalama Sezai Karakoç e, Karakoç'u buluyorum. Bir de ne yapmak istediğini de söylüyor. yani evet. gelenek var ama e, gelenekte geleneğe bir modern dokunuşu var o kitapta. Yani tam, tam olarak tam da Sezai Karakoç Tam Sezai Karakoç bu. budur. Evet. Yani hem o dini nasıl anlamamız gerekir? Tecdit mi, ıslah mı? İşte efendim hep, hep orada görüyoruz işte vesaire. Biri, birisi bu, ee, diriliş neslinin amentüsü. Bana kalırsa o da Sezai Karakoç'un bütün fikriyatının e, başlıklarından oluşuyor. Bir tür manifestosu değil mi onun? Manifestosu ve oradaki her bir e, cümle, paragraf daha sonra bir kitaba dönüşmüştür aslında. Hı. Yani ekonomiye nasıl bakmalıyız, i̇şte efendim, tarihe nasıl bakmalıyız. İnsanlık nasıl dirilir, kültüre nasıl bakmalıyız? Bütün bunların izini sürdüğünde peygambere nasıl bakmalıyız? Sürdüğünüzde evet e ekonomi meselesiyle ilgili daha sonra İslam toplumunun ekonomik türünü yazdığını görüyoruz. İşte peygamber meselesinde itik cenneti yazdığını görüyoruz. Batıya doğuya nasıl bakmamız gerektiğini, İslam'ın dirilişini, ruhun dirilişini, insanlığın dirilişini yazdığını görüyoruz. Metafiziğe nasıl bakmamız gerek Buradaki bütün fikirleri sanki Sezai Karakoç evet manifesto ve gerçekten büyük bir dil. Ee, ama ikna etmek için, altını doldurmak için hiçbir çaba sarf etmez. Zaten 70 küsürse 60-70 sayfalık küçük bir metin. Ee, bütün fikriyatının özeti, özü. Ama oradan bakıp da ya Sezai Karakoç bunu söylüyor da neden söylüyoru bulamayız. Bunun altını bir şekilde diğer kitaplarıyla dolduruyor. İkincisi bu. Ee, bütün şiirleri tabii gün doğmadan artık ee, okumamız gerekir ve tabii hatıralar yayınlandığı için bana kalırsa evet. e, yani artık hatıralar sıralamada öne çıktı. Değil öne mi biraz? çıktı bence öne hmm. çıkmalı da şundan eğer vaktimiz varsa şunu söyleyeyim. Evet birkaç dakika. Evet daha şöyle e, şimdi Sezai Karakoç deyince benim zihnimde üç tane başlık belirir büyük bir şair çok büyük bir şair sen çok daha iyi takdir edersin e, büyük bir mütefekkir evet tefekküründe de gerçekten. Şiirinden geri kalmayacak kadar büyük bir mütefekkir. Üçüncü başlığı da bir ilke bir tavır adamı, bir dava adamı Sezai Karakoç. Gerçekten bir dava adamı. Şimdi şiirine dair aslında elimizde çok malzeme var. Hem kendi bıraktığı malzeme var, hem o malzemenin üzerine çalışılmış doktoralar, yüksek lisanslar, kültürel akademik birçok metin vesaire. Fikri üzerine de işte. 40'a yakın kitabı var kendisinin. Daha sonra üzerine yapılmış çalışmalar var vesaire. Yalnız bu üçüncü başlığın altını doldurabilecek malzememiz yoktu. Yani onun şahsiyetine dair, karakterine dair. Ki bana kalırsa şiirini de fikrini de büyüten bu şahsiyet. Aydınlatıyor. Okuyunca aydınlanıyor. Ee, bu ikisini de büyüten onun şahsiyetiydi Sezai Karakoç'un. Ama buna dair veri yoktu. Bir, kendi kişisel hassasiyetlerinden dolayı kendisi söylemiyordu bir şey. İki, etrafı da bu hassasiyete saygı duyarak... Ya düşün bu kadar zaman gittim günlük bile almadım. Yani olur ya kendime yenilirim bunu yayınlarım diye. Günlük bile yayınlamadım o hassasiyetine saygı icabı. Dolayısıyla bu hatıralar Sezai Karakoç'un şahsiyetine dair bize çok büyük bir fikir verecek. Ve yavaş yavaş dostlarının, sevdiklerinin, talebelerinin, yanında yöresinde bulunan insanların ona dair tanıklıkları da inşallah umut ediyorum bunlar çoğalır, çoğalsın. Çünkü biz büyüklerle biraz bu menakıp üzerinden, biraz hatıra üzerinden, biraz tezakirler üzerinden ilişki kuruyoruz. Yani büyüklerimizi biraz böyle dünyamıza giriyorlar. Dolayısıyla Sezai Karakoç'a dair bu tür işte hatıralar, tanıklıklar, menkıbeler yayınlandıkça bana kalırsa mesela bazen ya acaba o zihnimizdeki fotoğrafa bir halel mi gelir? Hayır. Daha da büyüyecektir. Doğru ve daha da e, o e, pekişecektir diye umut ediyorum. Evet. 5 kitap oldu herhalde. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ee, güzel bir sohbetti. Yani Sezai Karakoç'la ilgili e, konuşulacak çok mesele var. Aslında şunu söyleyebiliriz. Yani bugünlerde e, birçok farklı yerde Sezai Bey'in üzerine yapıl, yapılan işte etkinlikler var. Bir kısmında biz de varız. Evet. E, sempozyumlar var, toplantılar var. Orada hakikaten ee, yeniden keşfedildiğini, Sezai Karakoç'la daha önce bu kadar yakın irtibat kurmamış kimseleri sefer irtibat kurarak üzerine çalışmaya başladıklarını falan gözlemliyoruz yani. Ee, arkadaşlara izleyicilerimize, yani o oraları da takip etsinler diyelim. Edebiyat söyleşilerinde bugün e, bu bölümde e, vefat yıl dönümünü idrak ettiğimiz e, Sezai Karakoç'u konuştuk. Hatıraları yeni yayınlandı. İki cilt halinde. Hatıraları merkeze alarak konuştuk. Yeni bölümlerde yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.